Iğdır'da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün cansız bedeni ölümünden Gökhan Argın sorumludur. Yazılı bir notla merdiven boşluğunda bulunmuştu. Genç kızı intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın tutuklanarak cezaevine konuldu. Iğdır'a bir uzanalım. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan bizi bekliyor. Yüksel, hoş geldin yayına. Neler yaşandı? Nedir son durum? Elimizdeki bilgiler neler? Seni dinleyelim. Teşekkürler Cansın Elvacı. Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün sır ölümüyle alakalı her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölümümden Gökhan Argın sorumludur yazılı not bırakarak iddiaya göre arkamda görmüş olduğunuz binanın 5. katından atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün ölümüne sebep olan intihara sürüklediği gerekçesiyle tekrar gözaltına alınan Gökhan Argın 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayı hatırlayacak olursak Iğdır'da 30 Eylül günü oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerdir sürdürdüğü araştırmalarını tamamladı. Gökhan Argın hakkında intihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliliği ihlal suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül'ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. İfadesinde Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra elimde fotoğraflarım ve videolarım var. Karşı gelirsem bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttum. Sosyal medya hesabım mesaj bölümünde saklıdır dedi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara şüpheli olarak geçen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Gökhan Argın'ı intihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Kısa sürede yakalanan 42 yaşındaki Gökhan Argın tutuklanarak cezaevine konuldu. Bizler de A Haber ekibi olarak şu anda 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün iddiaya göre işte bu binanın 5. katındaki merdiven boşluğundan kendini bu noktaya bıraktı. İddialar bu yöndeydi. Ancak emniyet ekipleri bu binada yaptıkları araştırma sonucunda ölümümden Gökhan Argın sorumludur yazılı bir not buldu ve ardından Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın'ı da gözaltına almıştı. Ancak incelemelerin ardından serbest bırakılmıştı. 8 gün sonra tekrar yeni gelişmeler yaşanınca Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan Argın'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi diyelim. Sözü merkeze bırakalım.